Bu ders havuz problemi yeni fark ediyorum. Yazmıştım denklemini, birazdan başlıyorum. Zamanın Z kuşağına da konuyu atla diyemiyorum. Sorular zorlaştıkça sanki boğuluyorum. Gel konuya başlayalım, size güzelce anlatayım. Çöz beni içinden işçi probleminin, çöz beni içinden havuz probleminin. Daha ne yapayım arkadaşlar size? Bir konuya ancak böyle başarabilirdi. Onun için, evet, şimdi geldik. Nasıl, güzel değil mi? Evet, bundan sonra arkadaşlar Spotify'da göreceksiniz bu müzikleri. Şimdi konumuz işçi problemleri. Bakın, işçi problemleri arkadaşlar. Bir daha, yok, sonra, en son. Şimdi giriş böyle. Güzel, zirvede bırakayım, zirvede bırakmak lazım. Şimdi arkadaşlar, konumuz işçi problemleri. Bakın, işçi havuz problemleri. ÖSYM buradan son yıllarda soru sormuyor. Yani çıkma ihtimali düşük olan bir yer ama bizim vermiş olduğumuz önem aynı. Benim bu konuya vermiş olduğum önem diğer konularda olduğu gibi, ona göre. Şimdi ne yapacaksınız? Bakın, işçi havuz problemlerinde işçi veya havuz problemlerinin arkadaşlar mantığını öğrenmeniz lazım. Formülden daha çok biraz da böyle mantıksal şeyleri bilmemiz lazım. Burada bizim için önemli olan çözüm yolu vardır. Nedir? Birim zamanda yapılan arkadaşlar iş üzerinden gideriz. Bakın, burada birim zaman, yani birim zaman ne demektir? Bir işçinin bir saatte yapmış olduğu işten yola çıkarak ne yaparız? Soruyu çözmeye başlarız. Şimdi işçi problemlerinde mesela bakın şöyle düşünelim. Mustafa işin tamamını ilk saatte yaparsa birim zamanda, yani bir saatte işin 1 bölü 2'sini yapar. Aslında ben size rasyonel bir çözüm gösteriyorum. Mesela şöyle düşünün. Ben bir işi 10 saatte yapıyorum arkadaşlar. 1 saatte ne kadarını yaparım? 1 bölü 10. İşte bu ne oluyor biliyor musunuz? Rasyonel olarak bakıyorsunuz. Her zaman işin tamamı 1'dir. 1 saatte yapmış olduğunuz 1 bölü 2'si kısmını yaparsınız siz işin. Onun için demek ki ben burada ne yapacağım? Eğer bana işin tamamını veriyorsa kaç saatte yaptığını, rasyonele çevirirken ne yapacağım? 1 bölü x olarak yazacağım. Selma işin tamamını y saatte yaparsa birim zamanda, yani 1 saatte ne kadarını yapar arkadaşlar? 1 bölü y'sini yapar değil mi? Peki şimdi biz bunları birlikte çalıştıralım. Yani birlikte tek başına çalışmasınlar. Mustafa ile Selma birlikte birim zamanda işin, yani 1 saatte işin ne kadarını yaparlar? 1 bölü x artı 1 bölü y. Çünkü biri 1 bölü x, diğerine 1 bölü y'sini yapacak. O halde Mustafa ile Selma birlikte işin tamamını T saatte yapsın. Yani işi bitirsinler. Arkadaşlar burası nedir biliyor musunuz? İşin tamamı. Tamamı. İşin tamamı 1. İşin yarısı dese 1 bölü 2. İşin 2 bölü 3'ü dese 2 bölü 3 yazıyorsunuz. Demek ki burası ne? İşle ilgili bilgi veriyor. Burada ise birlikte çalıştılar. T saatte arkadaşlar çalıştıklarında işte çıkan formül ortaya budur. Bakalım şimdi. Bakın dediğim gibi konuya verilen önem aynı olacak. Bakalım. İlk sorumuz diyor ki bize Fatih ve Kemal bir işin tamamını sırasıyla 20 ve 30 günde yapabilmektedir. Bakın size verilecek arkadaşlar bir işin bitirme zamanı verilmesi lazım. Burada biri 20 günde, diğeri 30 günde yapabiliyor mu? Bize ne diyor? Fatih 4 günde işin kaçta kaçını yapar? Şimdi size soruyorum arkadaşlar. Buradaki Fatih, bakın Fatih ne yapıyordu? Şuraya yazıyorum. Fatih 20 günde, Kemal ise 30 günde yapıyor. Burası gün, doğru mu? Tamam, bunları yazdım. Şimdi ben size soruyorum. Bir günde ne kadarını yapar Fatih? Bakın bir günde yaptığı 1 bölü 20'dir. İşin 1 bölü 20'lik kısmını yapar. Peki şöyle yazıyorum. İşin 1 bölü 20'lik kısmını yaptı. Peki 4 gün çalışırsa ne kadar biter bu işin? Bu işin arkadaşlar 4 bölü 20'si, yani 1 bölü 5'lik kısmını yapar. Yani 5'te 1'i ne oldu? İşin bitti. Bakalım. Kemal diyor, İşin 2 bölü 3'ünü kaç günde bitirir? Şimdi arkadaşlar size soruyorum. Bakın, Kemal 30 günde bitirmiyor mu işin tamamını? Yani işin tamamını istersen orantı kur. Şöyle diyebilirsin.
Kemal normalde bir günde yapmış oldu. Bakın bir günde 1 bölü 30'unu yapıyor, doğru mu? Peki kaç gün çalışırsa işin 2 bölü 3'ü biter. Bakın böyle yazacağım. Şimdi bir günde yaptığı 1 bölü 30, x gün çalıştırın bunu ve 2 bölü 3'ü bitsin. 2 bölü 3'ü kaç günde biter diyor. Hemen buradan sadeleştirmemizi yaparsak 10, bakın x ne geliyor? 20 gün. Demek ki 20 günde ne yapıyor? Bu işin arkadaşlar 2 bölü 3'ünü yapıyor. Fatih diyor 4 gün. Kemal 5 gün çalışırsa işin kaçta kaçı biter? Bakalım. Şimdi Fatih'i 4 gün çalıştıralım. Bu ne yapıyordu? Bir günde ne kadar ne yapar? Bakın tamamını 20 günde yapıyorsa bir günde 1 bölü 20'sini yapar. Peki Fatih kaç gün çalışıyor? 4 gün. Şimdi ne yapıyor? Kemal olaya başlıyor. Kemal 1 bölü 30 kaç gün çalışıyor? 5 gün. İşte arkadaşlar işin rasyonel anlamda biten kısmı burası. İşte buradan hemen sadeleştirmemi yaparsam 1 bölü 5 artı, bakın 1 bölü 6 dedik mi? Sonrasında payda eşitliyorum. 6'ya 5. Bizim kız yine ne yaptın? 6'ya 5. Evet. Siyah da mavi çıkar. Mavi de bir şey. Şimdi buradan ne geliyor? 6 artı 5 bölü 30. Değil mi? Guruttun bizi, guruttun. Şimdi buradan kaç oluyor? Payda 30. Yani işin 11 bölü 30'luk kısmı bitmiş. Gördünüz mü? Bakın. 4 gün çalıştırdım. 5 gün çalıştırdım. Rasyonel sayılar arkadaşlar aslında. Payda eşitledim. İşin 11 bölü 30'luk kısmı bitmiş işte. Yani işin yapılan kısmı bu. Devam ediyorum. Diyor ki bize Fatih diyor işin 1 bölü 3'ünü yaparsa geriye kalan işi Kemal kaç günde bitirir? Arkadaşlar şimdi bize diyor ki Fatih işin 1 bölü 3'ünü yapıyor mu? Yapıyor. Tamam. Geriye kalan işi Kemal kaç günde bitirir? Bize Kemal'le ilgili bir şey soruyor değil mi? Kemal kaç günde yapıyordu işi tamamını? 30 günde yapıyordu. Hemen diyeceksiniz ki Kemal 1 bölü 30 çarpı x diyorum. Kemal x gün çalışsın. Hani 30 günde bitiriyordu ya. X gün çalışsın ve işin kalanını, geriye kalan ne? 1 bölü 3'ünü kim yaptı? Fatih. İşin geriye kalan ne olur? 2 bölü 3. Demek ki 2 bölü 3'ünü kaç günde bitirir diyor. E buradan da arkadaşlar yine sadeleştirme yapıyorum. 10, bakın x ne geldi? 20 gün. Yani bu iş ne oluyormuş? 20 günde bitiriyormuş. Kim bitiriyor? Kemal bitiriyor. İşin kalanını 20 günde bitiriyor. Yani 2 bölü 3'lük kısmını. Şimdi E'de de bize diyor ki Fatih ve Kemal beraber bu işin tamamını kaç günde bitirir? Şimdi arkadaşlar ikisini birden çalıştıracağım. Şimdi bu 1 bölü kaçlık kısmını yapıyor? 20'lik. Diğeri de 1 bölü 30'luk kısmını yapıyor. Kaç gün çalışırsa ne yapar? İş biter. İşin tamamı ne? 1'dir. Buradan ne olur? Payda eşitleyelim hemen. Kaça götürelim? Bakın 3'e 2 diyorum. Kaç geliyor? 5 bölü 60 çarpı x eşittir 1. Sadeleştirin. Kaç oluyor? Bravo. Kaç? 12. Değil mi? Kaç oldu? 5 bölü 60. O da ne geliyor? X eşittir 12. Seni sanayiye vereceğim. Şimdi x eşittir 12. Burada ise F'de de bize ne diyor? Fatih ve Kemal beraber işin 3 bölü 4'ünü kaç günde bitirir? Arkadaşlar ikisini birlikte çalıştıracağım yine. Bakın 1 bölü 20. Fatih 20 gündeydi. Bir günde 1 bölü 20'lik kısmını yapıyor. Kemal de 1 bölü 30'luk yapıyor. Ve kaç gün çalışırsa 3 bölü 4'ü biter. Bakın eşittir 3 bölü 4 diyeceksiniz. Hemen buradan payda eşitleyelim. Bakın buradan ne geliyor? 3'e 2 yine şöyle yazacak olursam kaç olur? 5 bölü 60 değil mi? Çarpı x eşittir 3 bölü 4. Şimdi buradan sadeleştirmemizi yapalım. Ne oluyor? 12. Doğru mu? 12. Tekrar sadeleştiriyorum. Bakın 4 ile 12 3. 3 ile 3'ü çarpın. X ne oldu? 9 günde ne yapıyormuş? X'i birlikte 3 bölü 4'ünü bitiriyormuş. Oldu mu? Güzel. Aynı sen gibi. Senin gibi mi konuşmaya başladım? Aynen. 9. Geldik G şıkkına. Fatih ile Kemal 6 gün çalışıyor. Bakın ikisi 6 gün çalışacak. Hemen çalıştıralım. Bakın Fatih ile Kemal 6 gün çalışıyor. Ve Kemal işi bırakıyor. Yeter ulan diyor artık. Fatih ve Kemal arkadaşlar 6 gün çalıştıralım. Hadi bakalım. 1 bölü 20 artı 1 bölü 30 çarpı
6 gün çalışıyor. Ve sonra ne oldu? Kemal arkadaşlar patates oldu, gitti. O bırakıyor artık. Ve geriye kalan işi garibim Fatih. Garibim Fatih arkadaşlar. Fatih diyor ki tek başına kaç günde bitirir? Şimdi burada Fatih kaç günde yapıyordu Fatih? 20 değil mi? 1/20 diyorum Fatih. Çarpı x diyorum ve işi bitiriyor. 1 diyorum. Bakın olaya dikkat edin. Şimdi ikisi birlikte çalıştı 6 gün. Sonra işe kim devam ediyor? Fatih. 20 günde yaptığı için 1 günde 1/20 idi. Çarpı x ve işi bitireceği için 1'e eşit olacağı için bunun tamamı eşittir 1 diyorum. Şimdi buradan işlemi yapalım. Yine bakın hemen payda eş diyorum. 3'e 2. Kaç oldu? 5/60 oldu, doğru mu? Bakın 5/60. 5/60. Şöyle yazayım hemen. 5/60 çarpı 6 artı 1/20 x eşittir 1 diyeceğim. Hemen buradan sadeleştirmemizi yapalım. Şurası tabii ki 20. İstiyorsanız hatta şunu da yapabilirim. Direkt arkadaşlar burayı 60'a da götürebilirim. Ya da yani şöyle yapabilirim. Burayı 3 ile bir daha uğraşmayayım diye söylüyorum. Hepsini 60'a götürüyorum. Ne oldu? 30. Bakın 30. Şuradan şöyle yazayım. Aynen 30 diyorum artı bakın 3x/60 eşittir 1. Atın bunu karşıya, ne oldu? 60. 30'da çıkarttık, 3x eşittir 30. X ne geldi? 10. Yani Fatih geriye kalan işi arkadaşlar ne yapıyor? 10 günde bitiriyor. Bakın dikkat edin, 60'la bunu çarptım 60. 30'u karşıya attım, ne oldu? 30 kaldı. 3x 30 ise x ne gelir? 10 gelir. İşte bu kadar. Çöz beni içinden havuz probleminin başına demedik. Tamam mıdır? Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın geldik ikinci sorumuza. Burada bize diyor ki bir işçi bir işin 3/5'ini 15 saatte bitirebilmektedir. Buna göre bu işçi işin tamamını kaç saatte bitirir? Şimdi tamamını, değil mi? Tamamını kaç saatte bitirir? Şimdi hep eksik yazıyor. Önemli olan manaya bakın. Tamam mı? Laflara, cümleleri boş verin. Şimdi nasıl düşüneceğiz arkadaşlar? Bakın. Bir işçi işin 3/5'ini 15 saatte yapıyor ya. Birden fazla yol var. Mesela orantı kurabilirsiniz. Yani ne demektir bu? Eğer 3/5'ini 15 saatte yaparsa tamamını kaç saatte yapar gibi denklem kurabilirsiniz. Yani İş ve zaman olarak düşünebilirsiniz. Bakın birçok yolu var. Mesela ben buraya şöyle yazabilirim. İşin tamamı 1, doğru mu? 1, birlik kısmı var. Bize zaten tamamını sormuyor mu? Ben hemen şöyle deyip işin yapılan kısmını bakın 3/5 diyorum. 3/5'ini 15 saatte yaparsa tamamı, her şeyin tamamı 1'dir. Ne kadar sürede yapar deyip içler dışlar çarpımı yapabiliriz. Buradan da ne gelir? 3/5 çarpı x eşittir 15. Bakın sadeleştirmemi yapıyorum. Kaç oldu? 5. Ve x ne geldi? 25. Yani 25 saatte yapar. Ya da bunu şöyle düşünün. Bakın şöyle düşünebilirsiniz. Mesela arkadaşlar burada daha pratik bir yol göstereyim. Hani parçasını verip bütünü soruyorsa, tamamını bulmaya çalışıyorsanız buralarda öğrenmemiz lazım. Özel yol gibi düşünün bunu. İbansız olsun bu. Bunu şöyle düşüneceksiniz. 3/5'ini 15 saatte diyorsa tamamını bulurken kesri ters çevir. Yani 3/5'i 5/3 diye yaz. Bakın buradaki 3/5'i hemen ters çevir ve orada verilen zamanla çarparsan tamamını bulursun. Bu da ne olur? Bakın direkt işlemi yaptığım zaman kaç oluyor? 5. 25 saatte ne olmuş oluyor? Bitirmiş oluyor. Tamam mı? Böyle düşünebilirsiniz. Bu da mı olmadı? O zaman şöyle yapacaksınız. İş tanımlayın. Üçüncü yol. Daha ne yapayım? Söyle söyle ne yapayım? Şimdi üçüncü yolda şöyle. Yani arkadaşlar iş tanımlama. Bakın iş tanımlama. Ne demektir bu? Mesela 3/5'lik olan bir iş tanımlayalım. İşin tamamı. İşin tamamı ne olsun? İşin tamamı paydaya göre bakıyorum. Bakın 5 olduğu için ben işin tamamına 5x diyeyim. Yani benim elimde 5x'lik bir iş var. Ben bunun 3/5'ini yapıyorum. Yani mantığını anlayın diye söylüyorum. Yapılan ne yapılan? Yapılan 5x'in 3/5'i 15 günde yapılıyormuş. Yani buralar gitti ya. 3x'lik iş 15 günde yapılırsa her bir x'lik iş kaç günde yapılıyor? 5 günde. Peki o zaman günün tamamı, yani tamamen bu iş kaç günde biter? 5x
5 çarpı 5 o da eşittir 25. Bu da mı olmadı? Artık olsun yeter. 3 tane çözdüm. Var mı sorun? Olayı anladık mı? İş tanımı ya da ne yapacaksınız? Bu şekilde formülize edeceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar ÖSYM hani soru sormuyor ama bakın biz bir konuyu öğrenirken tam anlamıyla öğrenip geçmemiz lazım. Ezbere değil, tamamen mantıksal öğrenerek ilerleyeceğiz. Çünkü burada verilen bir şeyi adamlar size farklı bir formatta sorar ama benim burada size öğrettiğim yani mantık olarak bu mantık çerçevesi bir yerlerde kullanabilirsiniz. Şimdi geldik 3. sorumuza. Murat diyor bir işi tek başına 10 saatte, Mert ise aynı işi tek başına 15 saatte bitirebilmektedir. Şimdi arkadaşlar Murat ve Mert var, doğru mu? Burada Murti ile Mert ne yapıyor? Biri 10 saatte yapıyor, Murti 10 saatte. Peki arkadaşlar Mert 15 saatte yapıyormuş. Bu zamanı. Doğru mu? Süre var burada. Şimdi size şunu soruyorum. Buna göre ikisi birlikte aynı işi kaç saatte bitirebilir diyor ya. Hemen bunu birinci çözüm. Bakın birinci yol. Rasyonel çözüm. Bak rasyonel. Yani bunların ikisini de öğrenelim. Rasyonel çözüm. Ne yapıyoruz? Hemen diyeceksin ki burada şunu diyeceksin. Bu 10 saatte yapıyor. O zaman 1 saatte 1 bölü 10'lu yapar. X'ini birlikte çalıştırıyorum. Artı 1 bölü 15 çarpı X eşittir 1 diyeceksin, öyle değil mi? Formülümüz buydu. Yazmıştım denklemini. Yeni çözüyorum. Şimdi 1 bölü 10 artı 1 bölü 15 çarpı X eşittir 1. X'i birlikte aynı işi kaç saatte bitirebilir deyince bunu yapacaksınız. Peki buradan arkadaşlar payda eşitleyelim. Bakın 3'e 2. 5x bölü 30 eşittir 1. Sadeleştirin. Kaç oldu? 6. X eşittir 6. Demek ki bu ne oluyormuş? 6 saatte bitiyormuş. Peki ben bunu başka bir çözüm yolu yapabilir miyim? Evet yapabilirim arkadaşlar. Nedir bu da? Özel yol diyeyim. Bakın özel yol. Yani mantıksal çözüm. İş tanımı. Bakın iş tanımı yapacaksınız. Arkadaşlar bunun adı iş tanımı. Nasıl yapacağız bu iş tanımını? Şimdi burada Murti ile Mert, tamam mı? Murti ile Mert. Şimdi biri 10, diğeri de 15 saatte mi yapıyordu? Hemen yazıyorum zaman olarak. Bakın zaman. Burada yazıyorum 10'a 15. Peki bunlara biz bir iş yaptıralım. İş. Bakın. Biri 10 saatte, diğeri 15 saatte yapıyor ya. 10 ile 15 kaçta eşitlenir? 30. Siz burada şunu diyebilirsiniz. Hocam bu 2 tane iş yapar, bu da 3 tane iş yapar. Doğru mu? Bakın burada arkadaşlar hemen bunları tanımlıyor. Bu 10 saatte bitiriyor, bu 15 saatte bitiriyor. Doğru mu? Bakın bir işi ne demişti? Murat tek başına 10 saatte, Mert ise tek başına 15 saatte bitiriyor dersem. Arkadaşlar bu olur mu? 2, 3 olur mu? Eşitlenecek olan 30 dedik ya, ters yazdım şunu. Ne yapacağız? Bunlar 30'da eşitlenir. Burası 3, burası 2'dir. Doğru mu? Bu 3 tane iş, bu da 2 tane iş yapar. Şimdi size soruyorum. İşin tamamını bulacaksınız. İşin tamamı ne? İşin tamamı. Hani bu 3 saatte yapıyor ya işi. O zaman 3 çarpı 10 eşittir 30. Yani sanki bunu şöyle düşünün. Ortamda 30 tane tuğla var arkadaşlar. 30 tane tuğla var. Bu 3 tane tuğla taşıyor. Bu da 2 tane tuğla taşıyor. Şimdi bana ne diyor? İkisi birlikte aynı işi kaç saatte bitirir? Bak burası, bunu iyi anlayın. Şimdi bu toplam 30 tane tuğla var. Arkadaşlar burada birisi 3 tane tuğla taşıyor. Diğeri 2 tane tuğla taşıyor. İkisini birleştirin. Birleştirdiğinizde ikisi birlikte kaç tuğla taşıyor? 5 tuğla. O zaman birlikte, bakın birlikte işin bitim süresi, bitim süresi ne olur? 30 tane tuğla var. 3 artı 2 diyorum. Bir 3 tane, diğer 2 tane taşıdığı için 30 bölü 5 o da eşittir. 6 saatte bu iş bitmiş oluyor gördüğünüz gibi. Belki şurası size ilk başta biraz böyle uzun ve mantıksızmış gibi gelebilir. Ama size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu mantıkla çözemeyeceğiniz soru yoktur. Bak bunu net bir şekilde söylüyorum. Kaçırmazsınız. ÖSYM ne sorarsa sorsun. Şu anlattığım olayın mantığını çözdüğünüzde soru kaçırma ihtimaliniz yok. Şimdi geldik 4. sorumuza. Bakın burada da bir işçi diyor. Bir işin 1 bölü 6'sını bitirdikten sonra 14 gün daha çalışırsa işin yarısını bitirebiliyor. Arkadaşlar bu işçinin, hani normalde biz ne yapıyorduk? Önce işin 1 bölü 6'sını yapmış.
Daha sonra 14 gün daha çalışmış. Bu tek başına bu işi 1 bölü x günde bitirsin. Ha normalde böyle yazıyorduk ya kesirsel olarak. 14 gün daha çalışıyor ve ne oluyormuş? İşin yarısı bitiyormuş. Bakın denklemi kuruyorum. Rasyonel çözüm yapıyorum. Bir işçi 1 bölü 6'sını çözüyor, yapıyor. Sonra arkadaşlar 14 gün daha çalışıyor ve işin yarısını bitiriyor. Buna göre bu işçi işin tamamını kaç günde bitirir? Yani bana şu iş x soruyor. Öyle yapmıyor muyduk? Yani işçi, arkadaşlar hani şöyle diyorduk. İşçi bu işi kaç günde bitirsin? X günde. Hani zamanı yazıyorduk ya. Ahmet 20 günde, Mehmet 30 günde diyorduk ya. Burası x olduğunu düşünün. 1 bölü 6 artı 1 bölü x çarpı 14 eşittir 1 bölü 2. Şimdi buradan şu 1 bölü 6'yı bir karşıya bir gönderelim. Bakın 1 bölü x çarpı 14 eşittir 1 bölü 2 eksi 1 bölü 6. Payda eşitleyelim. Ne olacaktır burada? Bakın 3'e 1. Doğru mu? Ne geldi? 14 bölü x eşittir 2 bölü 6. Şimdi işlemleri yapalım. Bakın sadeleştirdim 7. X ne geldi? 42 günde ne yapıyormuş? Tek başına bu işi yapıyormuş. Olayı anladık mı? Var mı arkadaşlar problem? Harikasınız. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın 5. sorumuza da bize diyor ki Aylin diyor bir işi 12 saatte Selim aynı işi 24 saatte bitirmektedir diyor. Buna göre ikisi birlikte bu işin 1 bölü 4'ünü kaç saatte bitirebilir? Ne yapacaksınız? Bakın Aylin 12, Selim 24 saatte bu işi bitiriyor ya. Bakın bu zaman verilmiş. Doğru mu? Saat. O zaman ne yapayım? Rasyonel çözüm yapabilirim. Yani bu 1 saatte 1 bölü 12'sini, bu da 1 saatte 1 bölü 24'ünü yapar. İkisi birlikte dediği için, ikisi birlikte bu işi arkadaşlar kaç saatte yapıyor? Yani burada 1 bölü 4'ün dediği için buraya ne yazıyorum? 1 bölü 4 yazıyorum. İşin rasyonel olarak yapılan kısmı. Anlaşıldı mı? Peki hemen bunu şöyle payda işleyelim. 2. Bakın ne geldi? 3 bölü 24 çarpı t eşittir 1 bölü 4. Hemen sadeleştirmemizi yapalım. Ne oldu? 6 ve t eşittir 2. Yani 2 saatte ne oluyormuş? Bu işin 1 bölü 4'ü bitmiş oluyor. Ha bunu işin yani normal iş tanımı yaparak da çözebiliriz. Dediğim gibi yani yine mantık burada ne yapacaksınız? Ona göre burada mesela bu diyelim bu işi 2 saatte bu 2 tane iş yaparsa bu bir tane iş yapar gibi düşüneceksiniz. Yani şöyle durduk yere başıma işler açıyorum. Şimdi bakın işin yapılanı yani iş tanımı. Bakın iş tanımı diyorum tamam mı? İş tanımı. Şimdi iş tanımında aynı mantık şöyle Aylin ve bakın ne olacak? Selim. Doğru mu? Bu zaman olarak bakın saat olarak bu ne yapıyordu? Bu 12 saatte bu da 24 saatte yapıyor ya. İş tanımı yapın diyorum. İş yaptırın bunlara. Bu 12 bu 24 saatte yapıyorsa 12 ile 24 kaçta eşitlenir? Bakın 24'te. O zaman burası arkadaşlar bu iki iş yaparken bu bir tane iş yapıyor. Tamam mı? Peki işin tamamı ne olsun? İşin tamamı 2 çarpı 12, 24 tane iş var. Yani 24 tane tuğla taşıyorlar. Bize diyor ki, işin diyor 1 bölü 4'ü diyor kaç saatte biter diyor arkadaşlar. Bu adamların işin hani bitirmesi gereken işin 1 bölü 4'ü. Bakın işin 1 bölü 4'ü 24 çarpı 1 bölü 4, 6 tanesini yapacaklar doğru mu? 6 tane işi yapacaklar. Peki 6 tane işi yapacak. Biri 2 tane iş yapıyor, biri 1 tane iş yapıyor. Birlikte yapsın. O zaman birlikte, bakın birlikte 6 tane işi 2 artı 1, 6 bölü yani işin tamamı ikisinin birlikte yapmış olduğu iş. 6 bölü 3'ten o da iştir ne olur? 2 saatte yapar. Bizde yalan yok. Bak cevaplar aynı. Oldu mu? Var mı burada problem? Yok. Güzel. Geldik 6. sorumuza. Bakın diyor ki burada da Yasemin diyor bir işin 1 bölü 3'ünü 3 saatte... Gizem aynı işin 2 bölü 9'unu 4 saatte bitirebilmektedir. Buna göre ikisi birlikte bu işi kaç saatte bitirebilir? Arkadaşlar bu sefer bakın hep şunu bulacaksınız. İşin tamamını eğer ki süre üzerinden, zaman üzerinden gidiyorsanız, yani rasyonel çözüm yapıyorsanız işin tamamını bulun. Şimdi bakıyorum Yasemin için. Bu Yasemin, Yasmin ne yapıyor arkadaşlar? İşin 1 bölü 3'ünü 3 saatte yapıyor ya. Hemen tamamını bulun. 1 bölü 3 çarpı 3... 9 saatte yapar. Peki Gizem'e bakalım. Gizem ne yapıyor? Gizem de 2 bölü 9'unu 4 saatte yapıyorsa
tamamını 9/2 çarpı 4'ten 18 saat yapmaz mı? O zaman burada şöyle bir olay var. Bakın diyeceğim ki Yasemin ve Gizem için zaman olarak düşünürsem, zaman yani süre olarak, bu 9 saatte, bu da 18 saatte yapıyor. Peki ikisi birlikte bu işi dediği zaman rasyonel çözüm yapıyorum. 1/9 artı 1/18 çarpı t eşittir 1 diyorum. Tamam mıdır? Buradan da payda eşitlersem ne olacaktır? 3/18 çarpı t eşittir 1'den t ne gelir? O da eşittir 6 gelir. Oldu mu? Hocam bunun başka yolu yok mu? Diyenlere de ne diyorum arkadaşlar? İş tanımı yaparak soru çözümü yapabilirsiniz. Var problem. Ne yaptım? Bu nasıl bir çözüm? Rasyonel bir çözüm. Tamam. Olayı anladın mı Betra be? Aferin. Sana soru soracağım. Şimdi geldik 7'ye. Heyecanlandı. Bir anda heyecanlandın değil mi? Evet. Şimdi diyor ki 7. sorumuzda. Bir işi Sinan tek başına 8 saatte, Orhan tek başına 6 saatte bitirebilmektedir. Bakın yazıyorum. Sinan 8 saatte, Orhan 6 saatte bitirebiliyormuş. Buna göre Sinan 2 saat, Orhan 3 saat çalışırsa işin kaçta kaçı biter? Şimdi bu zaman verilmiş, doğru mu? Zaman. Şimdi bu 8 saatte mi yapıyordu bu işi? 1 saatte ne kadarını yapar? 1 saatte bu işin 1/8'ini yapar Sinan, doğru mu? 1 saatte. Kaç saat çalışıyor? 2 saat çarpı 2. Bu ne yaptı işte? 2 saatte işin bu kadarını yaptı. Peki Orhan ne yapar o zaman? Orhan'ın yaptığı iş ne olur? 3 saatte. 1 saatte ne kadarını yapar? 1 saatte? 1 saatte? Evet. 1/6. Bravo. Bu kız okur. Bu kız yaparsa herkes yapar. 1/6 çarpı ne olacak? 3 saat. İşte bu. İşin yapılan arkadaşlar bu kadar. Bitti. Bakın buradan ne geliyor? 1/4. 1/4 artı 1/2. Hemen payda eşit diyorum. Ne gelir o da? 1/4 artı 2/4. Yani işin 3/4'ü yapılır. Daha bu kız ne yapsın? Evet. Bu kız kamera çekiyor. Bak kamera yapıyor. Montaj yapıyor. Kurgu yapıyor. Geliyor bir de matematik çözüyor. Bana şunu demeyin. Hocam ben yapamıyorum. Hocam ben anlamıyorum. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ona göre. Yani anlamıyorum yok. Az çalışmak var o zaman. Ona göre çok çalışacaksınız. Hocam, anlayana kadar çalışacaksınız. Seni sanayiye vereceğim diyorsunuz. Evet, seni sanayiye vermeyeceğim artık. Hemen korkuyorum. Ona göre. Bak sanayi görüyorsunuz değil mi? Bak korkunun gözünü seveyim işte. Sanayiye vereceğim. Korkusu bak matematik yaptırıyor. Ona göre. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın geldik 8. sorumuza. Burada da bize diyor ki Ahmet diyor bir işi x günde, Mehmet aynı işi x/2 günde tamamlayabiliyor. Ahmet ve Mehmet bu işi birlikte 4 günde bitirebiliyorlar. Buna göre Mehmet tek başına aynı işi kaç günde bitirebilir? Bakın şimdi şöyle düşüneceğiz. Ahmet ve Mehmet, bakın Ahmet ve Mehmet arkadaşlar bu işi kaç günde bitiriyormuş? Hemen yazıyorum. Ahmet x günde, Mehmet ise x/2 günde bu işi bitirebiliyor mu? Tamam. Rasyonel çözüm yapacağım. X'ini birlikte ne yapacağız? 4 gün çalıştırdığımızda iş bitiyormuş. O zaman çalıştıralım. Bakın burada 1/x diyorum. Değil mi Ahmet'in yaptığı? Artı 1/ bakın x/2 çarpı 4 eşittir. Ne olacaktır? 1. Niye 4 gün çalışıyor ve ne oluyor? 1'e eşit oluyor. Peki buradan işlemi yapacak olursam 1/x artı 2/x çarpı 4 eşittir 1 ise buradan ne olur? 3/x çarpı 4 eşittir 1 ve hop bunu çarptığımız zaman ne oldu? X eşittir 12. Bakın x'i bulduk. Bize neyi soruyor? Bakalım. Mehmet diyor. Mehmet yani Mehmet bu işi kaç günde yapıyordu? x/2 günde yani 12/2 6 günde tek başına yapar. Tamam. Böyle düşüneceğiz. Bakın direkt yazmıştım denklemini. Artık çözebiliyorsunuz. Daha ne diyeyim? Hocam, şimdi evet sor bakalım. Hadi. Şimdi Ahmet x oluyor ya. Mehmet evet. x/2. Evet 1/x/2 olur. Hani 1/ diyorduk ya mesela 30 günde yapsın tamamını. 1 günde 1/30'unu yapıyor ya. Yani bir günde 1/x/2'sini yapıyor. Direkt x/2 demeyeceğim. Kaç günde mi yapıyor?
Ah yok, hayır. Ahmet daha değil. Mehmet daha kısa günde yapıyor. Öyle mi? Tabii x bölü 2 ya. X'i 2'ye bölmüşsün. Mesela 6, diğeri 6 bölü 2 3 günde. Ahmet daha yavaş, Mehmet daha hızlı. Tamam mı? Yani daha ne yapayım, hareketlerle mi anlatayım? Kalemle. Yani orada bu x günde yaparsa bu x bir iki günde yapar. Tamam. Daha yavaş. Bir Ahmet daha yavaş, Mehmet daha hızlı. Tabii. Az gün, daha kısa sürede. Sen şimdi evdesin, düşün. Evde camaşır yıkıyorsun. Tamam mı? Yani... Ben yıkamıyorum, makine yıkıyor. Ha, makine yıkıyor. Makine yıkıyor, tamam. Sen çamaşırı bak, birinde x günde, diğeri x bölü 2 günde diyorum. Çamaşırı yıkadığın süreye 6 saatte. Çamaşırı yıkadığın süreye. Peki 6, x'in 6 olduğunu düşün. Bu 6 ise bu ne olur? 6 bölü 2. 3. 3 günde oluyor. Heh. O daha hızlı yapıyor. Aynen. 3 günde bitiren mi daha hızlıdır, 6 günde bitiren mi? 3 günde. İşte bu. Hemen oradan aklına gelsin. Evdeki işe odaklan. Aynen. Tamam mı? Camaşır yıkadığını düşün. Şimdi geldik 9. sorumuz. Şimdi arkadaşlar burada da bize diyor ki iki işçiden biri bir işi tek başına 8 saatte bitirebilmektedir. İki tane işçi var. Birinci işçi ve ikinci işçi arkadaşlar. Tamam mıdır? Bakın birinci ve ikinci işçi. Şimdi bunların bitirebildiği saat. Bak saat belli. Değil mi? Saat. Birinci işçi diyor. İkisinin bakın iki işçiden biri diyor. Bir işi tek başına 8 saatte bitiriyor. Tamam bu 8 saatte bitirsin. Diğerinin ne olduğunu biliyor muyum? Bilmiyorum. Bu da 2 saatte bitirsin. Hani bilmiyoruz ya. Diyor ki bize bu iki işçi birlikte bu işi 6 saatte bitirebildiklerine göre. Hadi bakalım birlikte çalıştırıyorum. 1 bölü 8 artı 1 bölü x çarpı 6 eşittir 1. İşte bunlar ikisi birlikte 6 saat çalıştığında ne yapıyormuş? İşi tamamlıyor. Bu işin yapılan kısmıydı. Bize şunu soruyor. Ben buradan hemen işlemi yapacak olursam ister dağıtın ister paydaşlayın. Tamamen size kalmış. Yani buraya x, buraya atıyorum 8 yazabilirsiniz arkadaşlar. Buradan da ne geliyor? Bakın x artı 8 bölü 8x değil mi? Burası ne oldu? 6 eşittir 1. Şimdi buradan içler dışlar çarpımı yapabilirim. Ya da atıyorum sadeleştirdim. 3'e 4 oldu. Bakın 3'ü dağıtalım içine. 3x artı 24 eşittir 4x değil mi? Şimdi bunu da karşıya gönderelim. Ne olacaktır? 24 eşittir x. Yani diğer işçi bu işi kaç günde yapıyormuş? 24 günde yapıyormuş. Tamam mı? Direkt olarak dediğim gibi bunun yaptığı süre, bunun yaptığı süre 1 bölü 8 artı 1 bölü x. İkisi birlikte 6 saat dediği için işi tamamlıyor dediği için bakın burada işin bitmesi demek 1 demektir. Oradan neyi bulduk? X'i bulduk. Bu kadar. Böyle düşüneceksiniz. Şimdi geldik. Arkadaşlar 10. sorumuz. Bakın son sorumuz olsun bu video için. Diyor ki bize Hakan ve Orçun bu işi tek başlarına sırasıyla 6 saatte ve 8 saatte bitirebilmektedir. Şimdi arkadaşlar Hakan ve Orçun var. Doğru mu? Şimdi saat demiş. Saat dediği için ben burada şunu söyleyebilirim. Biri 6 saatte diğeri ne yapıyor? 8 saatte bu işi bitirebiliyor mu? Evet tamam bitirebiliyor. Diyor ki Hakan ve Orçun birlikte işe başlıyorlar. 3 saat çalışıyor. Şimdi başlıyorum. Bak 3 saat çalıştıracağım. 1 bölü 6 artı 1 bölü 8 çarpı 3. 3 saat birlikte çalıştılar mı? Rasyonel çözüm yapıyorum. Tamam. Sonra Hakan işi bırakıyor. Hakan gitti. Hakan patates oldu. Kim devam ediyor? Orçun işe devam ediyor. Orçun devam ettiği için 1 bölü 8 diyeceğim. Ne kadar devam ediyor? Biliyor muyum? Hayır. X diyorum. Ve ne oluyormuş arkadaşlar? İşe devam ediyor. Buna göre kalan işi Orçun kaç saatte bitirebilir diyor. Yani işi tamamlıyor. Doğru mu? Bakın X'i birlikte çalıştı. Sonra arkadaşlar ne oldu? Orçun devam etti ve iş bitti. Bitirebilir diyor ya bize burada. İşi bitirebilir. Yani bana bunu soruyor. İşi Orçun kaç saatte bitirebilir? Kalan işi sorduğu için X'i soruyor. Ben burada o zaman hemen işlemi yapacak olursam bakın payda eşitliyorum. Hepsinin paydasını eşitleyin istiyorsanız. 6, 8, 8 var ya. Bakın burayı 4. Buraya arkadaşlar 3 yazıyorum. Buraya 3 yazıyorum. Şimdi buradan ne geliyor? 4 artı 3 çarpı 3 artı 3x bölü 24. Bir daha uğraşmayayım hepsini paydasını 24'e götürdüm eşittir 1. Şimdi buradan bakın burayı şöyle dağıtalım. Hatta 7 daha doğrusu burası. Hiç dağıtmadan şöyle yapayım. Bakın burası 7.
Şimdi 7 çarpı 3 ne geldi? 21. Artı 3x eşittir 24. İçler dışlar çarpımı yaptım. E buradan da ne geliyor? 3x eşittir 24 ve x ne gelir? Her tarafı da 3'e bölersek, pardon, 3x karşıya attım. Buradan ne geldi? 3 geldi değil mi? Bakın 24, 21 attık arkadaşlar, 3 geldi. O zaman x buradan ne geliyor? X eşittir 1 gelir. Yani bize sorduğu şu aslında benim bulduğum. İşte burada kalan işi Orçun ne yapıyormuş? 1 saatte bitiriyormuş. Bakın tekrar söylüyorum. Önce x'ini birlikte çalıştırdık, doğru mu? 1 bölü 6 artı 1 bölü 8. 3 saat çalıştılar. Sonra arkadaşlar Hakan işi bıraktı. Hakan patates dedik. Ne yapıyor Orçun? 1 bölü 8 çarpı x diyorum. 1 bölü 8 ve devam ediyor. Kaç saat devam ediyor biliyor muyum bilmiyorum. X saat devam etsin ve işi tamamlıyor. Tamamladığı için de bu işlemi yaptığım zaman bakın ne geliyor? X'in değeri 1 geliyor. Tamam, böyle. Dediğim gibi bu ayarda gideceğiz. Hem diğer yolu, hem iş tanımı, hem de arkadaşlar rasyonel çözüm, her ikisini birden de belli yerlerde anlatıyorum ki hem otursun hem otursun ki ne olur ne olmaz. Olur da eğer bu konudan soru gelirse en azından soru kaçırmayalım. Dediğim gibi gelme ihtimali düşük ama mantık olarak tabii ki yani bir konu içerisinde yani altyapısı direkt işçi problemi olmaz ama içerisinde iş mantığı sorulabilir. Onun için bunu da buralarda öğrenmemiz lazım. Tamam. Burada o zaman kısa bir ara verelim. Daha sonrasında arkadaşlar ikinci derse görüşürüz. Hadi bakalım, bay bay.